Arkadaşlar selamlar. Çok böyle bence çok uzunca bir aradan sonra tekrar kanalıma hoş geldiniz. Neden buna çok uzunca bir ara diyorum? Çünkü hani bu YouTube'a içerik üretme işini hayatımın büyük bir kısmında iş olarak yaptığım için hani yaklaşık bir 70-80 gün boşluk böyle bana bayağı bir garip geldi arkadaşlar. O yüzden bana soracak olursanız çok uzun bir araydı. Yani sanırım hayatımda ilk kez kamera karşısına geçmeye bu kadar ara verdim diyebilirim. Tabii ki de bunun bir gerekçesi vardı arkadaşlar. Hani karşınıza ikinci kez böyle bir açıklama videosu da geçiyorum. Hatta üçüncü oluyor yanlış bilmiyorsam. Fakat hani bu sefer hayatımda olan şey gerçekten ciddi bir değişim. Hemen de konuya girmek istiyorum. Ben yurt dışına taşındım arkadaşlar. Ben derken ben eşim ve çocuğumla birlikte. Şimdi bütün detayları sizlere ayrıca anlatacağım. Hani biraz da öyküsünden bahsetmek istiyorum size. Nasıl böyle bir karar verdik? Neden böyle bir karar verdik? Ve tabii ki de nereye taşındık? Önce hemen onu size söyleyeyim. Hollanda'ya taşındık arkadaşlar. Hollanda'nın Amsterdam şehrine taşındık. Şimdi gelelim bu kararı ne zaman verdik meselesine. Şimdi arkadaşlar hani şu dönemde ülkemizde çok fazla yurt dışına taşınan insan oluyor. Zaten bunu hepimiz görüyoruz. Yani bunların işte yüzdelik anlamda belirli bir kısmını işte siyasi nedenler, politik endişeler vesaire vesaire oluştururken önemli bir kısmını da iş bulma kısmı oluşturuyor. Yani insanlar yurt dışında iş buluyorlar. Göreceli olarak daha iyi koşullarda veya onların mevcut pozisyonlarına göre daha iyi maaşlarda. Velhasıl biz de kararımızı bundan yaklaşık 2 yıl önce verdik arkadaşlar eşimle birlikte. Tabii biz yurt dışına taşınmaya karar verdikten sonra hani bu videoyu izleyen ve gelecekte bunu yapmak isteyecek niyetlenen insanların da bence geçici önemli aşamalardan bir tanesi bu. Ne yapacağız aşaması? Yani ilk olarak hepimiz öncelikle Türkiye'de yaşadığımız için doğal olarak Almanya'ya fokuslanıyoruz. Biz de tabii ki de öyle yaptık. Almanya'nın Münih şehrine gidecektik ve Almanya'da bir Almanca problemi vardı. Ayrıca hani insanlar Almanya'da arkadaşlar kültürel olarak birazcık daha farklılar. Yani en azından Almanya'ya göç edenlerin yaşadığı deneyimler Hollanda'dan çok daha farklı. Sosyal ve kültürel anlamda. Sonra dedik ki ya o zaman Almanya olmasın. Çünkü Almanya bize Avrupa'nın Amerika'sı gibi geldi. İşin açıkçası aksiyon bağlamında. Bu şekilde Almanya'yı eleyince bu deneyimden sonra biz işte fokusumuzu yani okumuzu Hollanda'ya doğru çevirdik. Bu sırada arkadaşlar benim liseden arkadaşım olan Funda ve Can'la tekrar iletişime geçtik. Çünkü onların Hollanda'da Mitsos adında bir restoranları vardı. Daha önceden buraya yerleşmişlerdi. Hani bu sürecin nasıl ilerleyebileceğiyle ilgili, onlar nasıl yaptı vesaire vesaire gibi sorularımız vardı onlara. Bu görüşmelerin etkisi ve bizim de yönelimimizle birlikte arkadaşlar ekspatlık olayına iyice odaklanmaya başladık. Ekspatlık nedir? Ekspatlık şu arkadaşlar, yüksek nitelikli göçmen programı. Çok farklı haklarınız oluyor. Biz Hollanda'yı tercih ettik. En önemli nedenlerinden bir tanesi aslında buydu. Birincisi %30'luk bir vergi indiriminden faydalanıyoruz. İkincisi ehliyetlerimiz hala geçerli. Üçüncüsü çocuğumuzu sorunsuz bir şekilde burada okula yazdırabileceğiz. Ve dördüncüsü de eğer buradan ev almak istersek 3 ay sonra kredi çekebiliyoruz. Buradaki evlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani uzun vadeli kiralamayla evi satın almak neredeyse aynı bedele denk geliyor. Bu yüzden burada yaşamaya devam edeceğimiz süre içerisinde kirada kalmak kredi ödemekle neredeyse aynı para. Sonuç olarak biz de bu vesileyle Amsterdam'ı seçmiş olduk arkadaşlar. Zaten işlerimizi de burada bulduk. Burada yaşadığım farklı deneyimler var. Önce biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada ev bulmak gerçekten çok zor. Biz de ev bulmakta çok zorlandık fakat o kadar şanslıydık ki Hollanda'nın çok merkezi bir yerinde aslında yüksek oranda şansla birlikte bu evi bulabildik. Normalde işte 4 aya 5 aya uzayan süreler oluyor. Yani Amsterdam'da kiralık ev bulmak gerçekten çok zor. Bunun da nedeni az önce anlattığım şey. Genelde insanlar satın alıyorlar. Benim anladığım bu bir tahmin bu arada. Şu anda yaşadığımız ev hani Cemal'i yazdırmak istediğimiz okula yaklaşık 200 metre mesafede yani yürüyerek veya bisikletle okula rahatça gidip gelebilecek ve burada okuyacak. Eğitim anlamında da hani buradaki okuldan alacağı eğitim olacak. İşte yani farklı bir şey yapmayacağız ve bu tamamen ücretsiz. Bunu da belirteyim. Geliyorum finale. Kanal ne olacak? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Biz çok uzunca bir süredir hani teknoloji fokuslu, teknoloji odaklı içeriklerle bir araya geldik. Yani işin açıkçası ben de ilişkimi sizinle onun üzerinden kurdum. Fakat bizim yurt dışına taşınma durumumuzun netleşmesinden sonra hani Türkiye'de iletişime geçtiğim markaların buraya ürün gönderemeyeceklerini öğrendim. Yani anlamış oldum. Doğal olarak yani burada ürünü edinmek Türkiye'den bana soracak olursanız daha kolay fakat bir geliriniz varsa hani Türkiye'de çok çevremiz vardı bir şekilde alıyorduk ediyorduk falan filan. Eğer teknoloji kanalına devam etmek istiyorsam bunu kendi cebimden ciddi bir bütçeyle yapmam gerekiyor. Doğal olarak kanalım artık bu dakikadan itibaren teknoloji dikeyinden çıkıyor. Yani bu videonun en önemli konularından bir tanesi de bu. Teknoloji hiç mi olmayacak? Tabii ki de olacak. Çünkü hani o bizim ilgi alanımız, yıllardır yaptığımız iş. Mesela burada alacağım şeyler var. Onların videosunu çekmek istiyorum. Çok önemli bir durum daha var. Türkiye'deki arabamı satıp buraya geldiğim için burada bir araba aldım arkadaşlar. Kendisinin fotoğrafını zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok ilginç bir şey böyle içine 3 kişi girip
gelebiliyor. Onun ayrıca videosunu çekeceğim. Yani teknoloji dikeyinden çıkıyoruz. Teknoloji odağımızı kaybetmiyoruz. Ama vloglar veya böyle geziyle ilgili şeyler, işte buradaki hayatla ilgili şeyler veya ilgimi çeken farklı konularda artık kanalımda yer almaya başlayacak. Söyleyeceklerim bu kadar değerli arkadaşlar. Hani hayatımda çok önemli bir dönüm noktasından geçiyorum. Hani bu süreçte videoların stabilliği, hani Türkiye'deyken hayatım stabil olmasına rağmen, çok seyrek yani aksayan bir seyir olmasına rağmen, buradaki o video limitine biraz dikkat etmeye çalışacağım. Hani size en azından haftada bir video ulaştırmak istiyorum. Dikey video kısmında da içeriklerimiz gelecek. Şimdi bir ürün sipariş ettim. O da gelsin. O gelince zaten onun da tanıtımını göstereceğim sizlere. O ürün geldikten sonra artık dışarı çıkmaya başlayacağız diyeyim. Böylece bu videomun da sonuna gelmiş oldum. Hani tekrar beni sabırla buraya kadar dinlediyseniz veya herhangi bir yerinde dinlediyseniz çok teşekkür ederim sizlere. Hepimiz için hayırlısı olsun. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.